Sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Umuyorum ki iyisiniz. Umuyorum ki her şey yolundadır. En önemli konu sağlık. Bugünlerde bunu anlamış olduk. Sağlık konusu çok önemli. Sağlıktan daha önemli herhangi bir etken yok. İnsan özüne dönmeli, ruhuna dönmeli. Bununla ilgili bir video paylaştım. İnsan bir kendine çeki düzen vermeli. Hırslarından, bu elde etme duygusundan. O da benim olsun, bu da benim olsun. Bütün bunlardan kurtulabilmeli. Bu çok önemli. Bakın nefes gibi düşünün. Nefesi alıyorsunuz ve veriyorsunuz. Alıyorsunuz ve veriyorsunuz. Hayatta öyle hep almak yok. Öyle bir şey yok. Nefes vermeden hayatta kalamazsın. Bazen de hayatta bir kendini teslimiyete bırakmak gerekir. Bazen de hayatta kendini bir akışa bırakmak gerekir. Bu çok önemli bir şey bakın. Çok kısa geçeceğim ama bu önemli. Şimdi parantezi kapatıyorum. Sevgili dostlar, önemli bir konuyla karşınızdayım. Evli çiftler evde nasıl vakit geçirsin kardeşim? <laughs> nasıl vakit geçirsin? Çünkü bana sürekli bu konuda sorular geliyor. Ben de dersimi çalıştım. Dersimi çalıştım. Burada notlar aldım. Hızlı bir şekilde gireceğim. Çünkü çok detay var. Bir, sürekli yan yana olmak zorunda değilsiniz. Tekrar edelim. Sürekli yan yana olmak zorunda değilsiniz. Şöyle bir hata var. Zaten evde kalmak insanları kasıyor psikolojik olarak. Yani insanlar kapalı kalmaya alışkın değiller. Herkesin işi gücü var, işine gidiyor, akşam eve geliyor. Bence evi <laughs> özel kılan budur. Yani akşam eve gelme halidir, o evi özleme halidir. Sürekli evde takıldığınızda sıkılırsınız. Yani bu şu an mecburi bir şey. Evde kal diyoruz, hep söylüyoruz bunu çünkü yetkililer de bunu söylüyorlar. Salgının yayılması açısından, bunu önlemek açısından evde kalınması çok önemli. Salgının yayılmasını önlemek için mutlaka evde kalın. Peki burada evdeyken sürekli yan yana vakit geçirmek gerekiyor mu? Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu hataya düşmeyin. Şimdi mesela bana gelen mesajlarda şöyle bir nokta var. Ama yani salonda ben oturuyorum o yanımda oturmuyor. Ya sürekli yanında oturmak zorunda değil o insan. Zaten o insan eşin ve evde kalmaktan dolayı bu kapalılık halinden dolayı psikolojisi bozulmuş olabilir. Böyle bir ihtimal var. Sürekli yanında vakit geçirmesin. Kukuman kuşu gibi sürekli hani uyumlu evlilik sürekli yan yana olmak değil. Böyle bir hataya düşmeyin. Bırakın onu ev içerisinde dolaşsın. Zaten sınırlı bir alanı var ya. Yani <laughs> gidebileceği fazla bir yer yok. Fazla bir yer yok. Sürekli yan yana böyle olayım. E şimdi ben orada bir şey yapıyorum, o yanıma gelmiyor falan. Bunları geçin. Onu kendi haline bırakın. Ev içerisinde onu kendi haline bırakın. O bir psikolojisini toparlamak için yalnız kalmak isteyebilir. Bak şimdi burada... farklı odalarda özel alan yaratın diye yazmışım. Farklı odalarda özel alan yaratın. Yani 24 saatlik bir süreyi ev içerisinde sürekli salonda birlikte veya oturma odasında birlikte veya mutfakta birlikte geçirmeniz gerekmiyor. Böyle bir şart yok efendim. Bir oda belirleyin, onun odası, senin odan. Gece birlikte uyuyorsunuz zaten. Ama gün içerisinde odaya kapanır, kitap okur, odaya kapanır, efendime söyleyeyim, arkadaşlarıyla görüşür. Bırakın görüşsün arkadaşlarıyla yani. Anlatabiliyor muyum? Görüşsün. Çünkü o insanda bir kendini şöyle bir toparlasın, toparlamaya çalışsın. Özellikle erkekler kendi özel alanlarına müdahale edilmesini pek sevmezler. Onun için bırakın onu kendi özel alanında yani şimdi ortada bir aldatma bir şey olayı olacak diye bir şart yok. Ne bileyim orada gider kitabını okur filmini izler. Müzik dinler bir iki saat belki yalnız kalmak istiyor. Bunu kadın olsun erkek olsun kendi özel alanını korumalı. Yani burada kesinlikle cinsiyet yok. Özel alanınızı ev içerisinde koruyun. Sürekli kukuman kuşu gibi yan yana olmanız sizi sıkar. Bu bir. İki. Şimdi benim burada size söylemem gereken bir konu var. Sohbetinize kimse karışmasın. Bakın bunu bir slogan gibi yazdım. Sohbetinize kimse karışmasın. Ne demek bu? Bugün çok fazla uyaran var. Yani telefon, herkesin elinde telefon, televizyon. E şimdi izlemediğimiz film kalmıyor maşallah. Ciddi bir sinema bilgimiz oluyor şu anda. Bugünlerde filmler, televizyon sürekli bizi uyarıyor. Yani bizim dikkatimizi dağıtıyor. Bu da sohbeti engelliyor. En başta birinci sırada telefon var. Benim size önerim şu. Bir akşam uygulayabileceğiniz bir öneri söylüyorum size. Ben bunu ilişkilerimde yapmışımdır ve her zaman için güzel bir sonuç vermiştir. Onu da söyleyeyim. Akşam belli bir saatte yemeği yedikten sonra ışıkları kapatın. Televizyonu kapatın. Telefonları bir kenara koyun. Salondasınız, oturma odası neyse. Telefonları bir kenara koyun. Her şeyi kapatın. Ve ışıkları da kapatın. Ve karanlıkta siz o divandasınız, o diğer divanda konuşun veya sessiz kalın, hiç fark etmez. Ama sizi uyaran her şeyi bir 1 saat, 2 saat. Yani size çok bir şey kaybettirmez 1-2 saat bunu yapmak. 1-2 saat dünyada ne olup bittiği, Instagram'da kimin neyi paylaştığı, efendime söyleyeyim işte Facebook'ta kimin nasıl bir aforizmiyle kim kime söz gönderdiği, kime laf attığı falan hiç önemli değil. Birkaç saat bunları bir kenara bırakın ve kendi özel alanınızda karanlıkta konuşun. Bakın buradan... Şimdi karanlıkta konuşmak o kadar etkili bir şey ki. Çünkü sizi uyaran bir şey yok. Işık bile yok. Hiçbir şey sizi uyarmıyor ve dikkatinizi dağıtmıyor. Karanlıktasınız. Bazen hatırlıyorum mesela çocukluğumda çok sık elektrik kesintisi olurdu mesela. Elektrik kesintisi İstanbul çapında elektrik kesintileri işte bir gün sürüyor bazen iki gün sürüyor. Elektrik kesilir yani yapacak bir şey yok. Bu bahsettiğim 90'lı yıllar hatta 80'li yıllar. O karanlıkta akşam geçirilen vakitleri hiçbir zaman için unutmuyorum. Mesela şimdi bir gerginlik var bir ilişkimde İtalya'da oldu bu. Kız bana dedi ki ya dedi bu gece dedi karanlıkta konuşalım mı? Ben ne dediğini mesela anlamadım ilk önce. Neden bahsettiğini anla ne diyorsun falan dedim. Işıkları kapattık. Cep telefonunu bir kenara koyduk. Ve karanlıkta sohbet etmeye başladık. Birbirimize bakmıyoruz. O bir yerde uzanıyor. Ben bir yerde uzanıyorum. Ama birbirimizin sesini duyabiliyoruz gerçekten. Ve hiç işte çocukluğundan bazı olayları anlattı. Çünkü karanlığın öyle bir etkisi vardır ki. insan ruhundaki en derin koridorlara girer ve paylaşımlar artar. Bunu da ciddiyim bunu deneyin. Bunu bir deneyin. Hiç konuşmuyorsanız bir daha denemezsiniz. Ama genelde insanların dili açılır. Ve konuşur. Kendi kendine konuşur gibi. Diğer insan bir soru sorar. O bir soru sorduğunda siz ürperirsiniz. Karanlıktan birisi bir soru soruyor. Biraz delice. Ama bunu deneyin. Çünkü bugünlerde zaten aranızdaki paylaşımı arttırabilmek için her yolu denemenizde fayda var. Sizi uyaran ışık dahil, televizyon dahil. Her şeyi devre dışı bırakın ve karanlıkta biraz sohbet edin. Bir akşam bunu deneyin. Üçüncü maddeye geçiyorum. Şimdi burada bir sözle başlayacağım. Sessizliği paylaşabilenler hayatı paylaşabilirler. Sessizlik bazı insanları tedirgin eder. Bazı insanlar sessiz kaldığında, karşı taraf sessiz kaldığında tedirgin olurlar. Yanlış bir bakış açısı. Sessizliği paylaşabilirseniz hayatı da paylaşabilirsiniz. Sessizlik çok önemli. Sizi tedirgin etmesin. Karşınızdaki insan birkaç saat konuşmadığında ya bu benden bir şey mi saklıyor diye düşünmeyin. Kafanızda soru işaretleri oluşmasın. Çünkü şu anki psikolojide, evden çıkamayan psikolojide kafasından bin türlü şey geçiyor olabilir. O kafasında birçok şeyi analiz ediyor olabilir, düşünüyor olabilir. Ben bu durumdan nasıl çıkacağım? Bu durumların sonu nereye varacak? Bu hastalık ne kadar sürecek? Bütün bunları düşünüyor olabilir. Bırakın düşünsün. Sessiz kaldığınızda aslında önemli bir şey paylaşıyorsunuz. Özellikle bugünlerde evde baş başayken sessizliği paylaşabilen insanlar birbirlerine güvenebilen insanlardır. Birbirleriyle ilgili şüphesi olmayan insanlardır. Yanınızdaki insan ev içerisinde sizinle vakit geçirirken sürekli bir konuda sohbet etmek zorunda değil. Böyle bir şey yok. Tabii ki ben burada şeyden bahsetmiyorum. Küsen insan, işte günlerce konuşmayan insan. Burada bir gariplik var. Burada bir patolojik bir rahatsızlık bile olabilir. Ama birkaç saat sessiz kaldığında hemen işte bir sohbet açmaya çalışayım, hemen bir şey konuşmaya çalışayım, dur dur falan yapmayın. Belki de sadece kafasını dinliyordur. Kafasını dinleme eylemi, özellikle erkeklerle ilgili açıklıyorum, sizden rahatsız olduğu anlamına gelmiyor. Onun kendi dünyasında, erkeğin dünyasında çözmesi gereken bazı şeyler olduğu anlamına geliyor. Bazı şeyleri kafasında tartıyor, hepsi bu. Yani diyor ki, "Aa işte şunu nasıl yapacağım? Bunu nasıl yapacağım?" Yani sizinle ilgili bir sıkıntı olduğunu hemen düşünüp alınmayın. Kendi üstünüze alınıp ona bir tepki göstermeyin. Sessiz kaldığında belki de sadece buna ihtiyacı vardır. Şimdi bizim arkadaş grubumda, erkek arkadaş grubumda şöyle bir geyik muhabbet var. Ya işte neredesin oğlum kaç gündür sesin çıkmıyor? Abi omerta yapıyorum der. Omerta <laughs> bir metafor yani bir benzetme. İtalyan mafyasında sessizlik kuralıdır, gizlilik kuralıdır. Yani diyor ki, "Ben birkaç gün evdeyim." E sessizim, kimseyle konuşmuyorum, kimseyle muhabbet etmiyorum, kafamı dinliyorum. Erkeklerde bu kafamı dinliyorum muhabbeti var. Erkek dünyasında bu var. Yani erkek beynini ben size anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar 4. Şimdi özellikle de bu günlerde, bu evde kukuman kuşu gibi yan yana olduğunuz günlerde onda sevdiğiniz özellikleri paylaşın ona. Şimdi bizim Türk milletinde şöyle bir şey var. Özellikle güzel şeyleri söylememek gibi yani paylaşmamak gibi eleştiriye dayalı bir toplumuz biz. Biraz bundan enerji alıyoruz yani aşağıya çekmek falan. Ama siz eşinizde sevdiğiniz özellikleri ona söyleyin. Ya biliyor musun senin şu özelliğin var ya hani bana sahip çıkmak. İşte senin şu özelliğin var ya hani bana akıl veriyorsun bazı konular. Ben buna bayılıyorum biliyor musun? Özellikle bu özelliğin beni sana bağlıyor. Bunları paylaşın bugünlerde. Güzel güzel söyleyin. Buradaki amaç romantik olmak değil o insanı da ayakta tutabilmek. Ondan da bekleyin. Senin ben de sevdiğin özellikler ne? Nedir? Bu önemli bir konuşma konusudur. Eleştiriyle yaklaşmayın. Yan yanasınız sürekli burada gerginlik zamanı değil. Bakın geçen bir videomda paylaştım. Kavga dövüş zamanı değil. Gerginlik zamanı değil. Birbirine sarılma zamanı. O insan da sizin gibi zor bir dönemden geçiyor. Birlikte yaşıyorsunuz bunu. Birlikte yaşanan zor dönemler çiftleri birbirine bağlar. Onun için değil ki ya senle daha önce paylaşmadım. Ama bazı özelliklerin var ki özellikle mesela hoşuma gidiyor. Beni bu ilişkide tutuyor. Mesela bu yaptığım mizah şakalar falan çok hoşuma gidiyor ya. Ya beni sana bağlıyor. Bunları mutlaka paylaşın. Şimdi 5. Size bu 5. maddede yine 5 alt başlık halinde konuşabileceğiniz konuları yani sohbet konularını aktarıyorum. Böyle dolu dolu bir video paylaşmak istedim. 1. Bu sürecin ardından bugünler geçecek inşallah hep beraber Türkiye olarak bu süreci atlatacağız. Bu sürecin ardından nasıl bir tatil planlıyorsunuz? Şimdi önümüz yaz. Bu hayali paylaşın. Tatile gidecek durumu olanlar vardır, olmayanlar vardır. Ama hayal kurmak bedava. Hayali paylaşın. Bir sahneler açın, onunla paylaşın. Şimdi ikimizi Bodrum'da hayal ediyorum. Bodrum'da güzel bir kumsaldayız. Böyle dalga sesleri. İşte böyle atmosferi anlatın birbirinize. Güzel bir şeydir bu. Oradan başka bir sohbet açılır. Karşınızdaki insan der ki ya ben öyle hayal etmiyorum. Ben kendimi çeşmede hayal ediyorum. İşte Alaçatı'dayız bilmem ne sörf yapıyoruz falan filan. Hayallerinizi paylaşın. Önümüz yaz yazla ilgili planlarınızı tasarlayın. Çünkü tasarladığınız şeyler hayatınızda gerçekleşir. Evrene özellikle bu enerjiyi verin. İki, kitap okuyun. Bugünlerde lütfen kitap okuyun. Kitap okuma oranımızı arttırmamız lazım. Ve kitabı paylaşın. Ya kitapta mesela şöyle bir cümle vardı. Hani seninle paylaşmak istiyorum. Ya bana çok da gerçekçi gelmedi. Mesela şöyle diyor falan. Oradan bir sohbet açın. Şunu söyleyeceğim. Sohbet konularını sizinle paylaşıyorum. Ama karşınızdaki insan konuşmak istemiyorsa yapacak bir şey yok. Karşınızdaki insan iletişime kapalı birisi ise yapacak bir şey yok. Siz bunları deneyin ve sohbet konularını paylaşın. Ona çeşitli sohbetler açın. Ama konuşmak istemiyorsa bazı insanlar konuşmaktan nefret eder. O zaman yapacak bir şey yok. O insan yapısal olarak konuşmayı sevmeyen bir insandır. Bu durumda siz anlatın o dinlesin. Ya yani siz anlatın ama paylaşın. 3. Filmleri konuşun. Bugün herkes her filmi izliyor. Filmdeki sahneleri durdurun ekranda ve konuşun. Ya mesela bu gerçekçi değil ya görmüyor musun falan. Açıkça konuşun. Filmle ilgili yorumlarınızı konuşun. Kendi kafanızın içerisinde konuşmayın. Onunla paylaşın. 4. Birlikte yaşadıklarınızı konuşun. Tam doğru bir zaman. Mesela geçen yaz işte senle Bozcaada'ya gittik ya. Ya orada ne kadar komik şeyler yapmıştın ya. Ya var ya beni bitirdin. Tatillere giden evli çiftler bunları paylaşın. Daha önce seneler öncesinde flört zamanında paylaşın. Ne oldu ne bitti nasıl oldu. Birlikte yaşadığınız komik şeyler vardır. Yani bir 3-5 senelik evli bir çiftin yaşadığı bin tane komik olay vardır. Komik duruma düştükleri. İşte birlikte çözemedikleri bir sürü komik olay vardır. Onları paylaşın ve gülün. Ne kadar birlikte gülerseniz bu süreçte o kadar iyi. Komik olayları gündeme getirin ve kahkaha atın mümkünse. Ve 5. <laughs> Hayatı neden onunla paylaştığını yani neden onunla evlendiğini bunu paylaşın. Birçok insan şunu demiştir bana bireysel çalışmalarda. Adil Bey, bu adamın benimle neden evlendiğini bugün bile bilmiyorum. Çünkü anlaşamıyoruz. Veya bu kadının benimle niye evlendiğini bilmiyor, bana hiç söylemedi. Yani sevdiğini de söylemiyor. Özellikle bugünlerde bu evliliği size yaptıran, hayatı paylaştıran sebepleri onunla paylaşın arkadaşlar. Paylaşım çok önemli bir şey. Paylaşım sizi birbirine bağlar. Dediğim gibi sessizlik de buna dahildir. Sessizliği de paylaşabilirsiniz bazen. Saatler süren sessizlikler olabilir. Onu kendi haline bırakabilirsiniz ama hayatı paylaşmak ve bir ilişkinin ne kadar sağlam olduğunu anlamak için çok doğru bir dönem bu bir test bütün bu salgın aslında bir teste tabi tutuyor insanlığı. İnsanlık kendi ruhuna dönecek ve gerçekten onu sevdiği insanla birlikte olmak isteyecek. Gerçekten onu seven, gerçekten hayatı onunla paylaşan insanla birlikte olmak isteyecek. Ve burada evliliğinizi ciddi bir teste tabi tutuyorsunuz. Bakın burada size detaylı bir sürü madde söyledim. Bir tanesi mantıksız geliyorsa öbürünü yapın ama deneyin. Deneyin ve evliliğinizde hiç beklemediğiniz etkiler olabilir. Ve birbirinize daha önce hiç olmadığı kadar sarılabilirsiniz. Şunu söyleyeceğim en son olarak. Zor dönem Dönemleri birlikte atlatanların ilişkileri çok sağlam olur. Bu zor bir dönem. Allah'ın izniyle inşallah hep beraber bu dönemden çıkacağız. Ama birbirimize sarılmamız için ve gerçekten doğru ilişkiyi oluşturabilmemiz için doğru bir dönem. Eğer karşınızdaki insan, özellikle de böyle bir dönemde size doğru davranmıyorsa belki de doğru bir insan değildir. Sizleri sevdiğimi tek bir an olsun unutmayın. Görüşmek üzere.